kapasite olarak ve bu böyle bir işletme olarak. Ne demek bu? Çoğunuz gitmiştir. Bir zamanlar bundan 15-20 yıl evvel İspanya'ya gittiğimiz zaman İspanya Türkiye'den, Türkiye'nin 20 yıl evvelinden farklı değildi. Evet, 20 yıl evvelinden farklı değildi. 5 sene evvel gittiğimde İspanya Avrupa'ya ayağına gelmiş. Neredeyse Almanya'yı yakalayacak hale gelmiş. Böylesi bir kalkınma modeli. Tabii sordum, üniversitelerine gittik. Önemli kuruluşlarına gittik. Önemli saray kuruluşlarına gittik. Hepsine şu soruyu sordum. Siz bu kalkınmayı nasıl gerçekleştirdiniz? Ben İspanya'nın ödülünü biliyorum. 3 madde söylediler. 1. Biz kalkınma modeli olarak 3 ana temel üzerinde olmazsa olmaz diyerek bir şey koştuk. Onlardan bir tanesi kamu. Kamu yoksa, yani devletin birimleri, devletin idaresi yoksa yatırım, kalkınma modeli olmaz. Sayın Sasso Başkanımız onu ifade etti. Kamu ve bizlerden, diğer yönetimlere bahsetti. Kamu olmazsa olmaz. Kamu bütün yatırımlarımızda bizim yanımızdaydı. Destekçiydi, önümüzü açtı. Yeterli miydi, yeterli değildi. Hemen akabinde esas bu işi lokomotif gücü sağlayan yerel yönetimlerdi. Yerel yönetimin olmadığı bir yerde kalkınma olmaz. Eğer yerel yönetim bir şehrin kalkınması istemiyorsa direnir. Kalkındırmaz. Yetki onda. Enerji onda. İmkan onda. Fırsatlar onda. Eğer oranın yerel yönetim başkanı eğer yatırımcı değilse, girişimci değilse, vizyon sahibi değilse ve dünyayı tanımıyorsa, şehrini dünya çapında bir şehir haline getirmek istemiyorsa yerinde sayar durur. Onun için yerel yönetimler çok önemli. Üçüncüsü, birinci kamu olmazsa olmaz. İkincisi, yerel yönetimler olmazsa olmaz. Üçüncüsü olmazsa hiçbir olmaz. Üçüncüsü olmazsa hiçbir olmaz. Nedir o? Müteşebbis, yatırımcı, özel teşebbüsler. Üç bir araya gelince kalkınma oluyor. İşte biz bunun burada bugün bu modeli oluşturuyoruz. Onun için bu kadar ifade etmek istedim. Kamu yanımızda tam destek. Yerel yönetimler başta büyük olmak üzere tam destek. Ve müteşebbis yatırımcılar, Sasso, bütün 8 organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanları ve heyetiyle beraber tam destek. Her birini tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Üçü bir araya geldi. İşte bu yatırım hayata geçiyor. Elhamdülillah. Sakarya için onur verici bir yatırım. 100 yıllık Sakarya'nın su sorunu böylece çözülmüş oluyor. 100 yıllık diyorum. 100 yıl sonrası hedefliyoruz. Ve burada şu anda aktif 5 organize sanayi bölgemiz var. 3 de sırada var. İnşallah 8 organize sanayi bölgesi o bölgede olacak. Denizli, Kaynarca, Söğütlü bölgede. Dolayısıyla bu bölgelerin su ihtiyaçlarının tamamı bu barajdan karşılanacak. Yani su sorunu kendinden çözülmüş oluyor. Eğer bunu yapmamış olsak 8 tane organize sanayi bölgesi su verme şansınız var mıydı? Yoktu. Bunun önlemleri alındı. Bunun tedbirleri alındı. O münasebetle emeği geçen, katkı sağlayan herkese, başta siyasilerimize, vekillerimize, il başkanımıza, Sasso başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Tebriklerimi arz ediyorum. Tarihi bir ana hep birlikte şahitlik yapıyoruz. Butona basıyoruz. Hayırlı olsun şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Allah'ın varlık etsin. Ya Allah, Bismillah. Evet, geldi mi? Duydunuz mu? Butona basılmıştır arkadaşlar. Evet, işlem başladı. Evet, hayırlı olsun. Allah'ın varlık etsin. Hayırlı olsun. Peki, tekrar çok